Fırsat buldukça Ali Düzgün dedem bu makama bizi getiriyor ve ziyaret edip çantamı alalım. Gidiyoruz. Şimdi benim diyeceğim şu. Çantayı aldın. Al bak. Yalnız bir iki kişinin gelmesiyle bu iş olmuyor. Çanta ıslamadı değil mi Ömer? Bütün ümmetin Muhammed'in buraları gelip ziyaret etmesi lazım. Burada 6 tane zat yatıyor. Bu zatlar her yerde bulunmaz. Bunun kıymetini bilelim. Bilelim ve bilmeyenlere de söyleyelim. Bu zatların manevi kuvvetleri, kudretleri bizleri koruyor. Biz farkında değiliz ama onlar bizleri koruyor. Vallahi de koruyor, billahi de koruyor. Yalnız biz bu zatların kıymetini bilmiyoruz. Her nasılsa biz bunları bu dünyadan gitmiş birisi olarak kabul ediyoruz. Halbuki erenler ölmez. Ölen dört ayaklardır, otlardır. Bunlar insanoğlu, insan. Bunlar Tanrı'nın sevdiği kullardır. Bunların kıymetini bizler bilmezsek kim bilecek? Biz gelelim, görelim, niyaz edelim, öpelim, yalvaralım, dua edelim. Allah için isteklerim bulunalım ve ondan sonra eğer etrafta çer çöp varsa onları da toplayalım, icap etse yakalım, kül edelim, ondan sonra gidelim. Niye bu hizmeti esirgiyoruz bu mübareklerden? Şimdi Yaşar Baba, buraya bazen böyle çer çöp atıyorlar, efendime söyleyeyim kuru sıkı mermileri atıyorlar. Sen bu konularda ne demek istersin? Şimdi bura ne kadar temiz tutulursa bunların da faydası bize o kadar olur. Eğer biz burayı temiz tutmazsak vallahi de billahi de bize hiçbir faydaları olmaz. Faydaları olmaz. O zaman onlar ölü değil, biz ölürüz. Eğer biz bunlara saygı, bu ocağa, bu 12 imamlara, Hazreti Muhammed'e ve Allah-u Teala bizim inancımız varsa bunlara muhakkak inanacağız. Bunlara elimizden geldiği kadar hizmet edeceğiz. Hizmetin karşılığı vardır. Eğer biz canı yürekten hizmet edebilirsek onlar da bize arzu ve isteğimizi yerine getirir. Sayın muhtarıma ne demek istersin? Köy muhtarına Yaşar Baba. Şimdi Karacuma muhtarı ve köy halkına şunu demek isterim. Ya muhtar, sayın muhtar, sen köyün kocaman muhtarısın. İdare amiri sayılırsın. Sen niçin burayı bir gelip de temiz etmiyorsun? Bu mübareklerin bir halini hatırını niye sormuyorsun? Bir gel bir şey kendini çöpünü toplat, bir yere yığdır, yaktır, kül ettir. Ve etraftaki bulunan pislikler falan öte bete varsa onları at. Geçen gelmemizde bir manda pislemiş, biz onu aldık attık. Siz de gelin görün bunları. Sayın muhtarım diyorum, biz burayı sizin köye yaptık, bir bağış olarak bıraktık. Biz bunu sırtımıza sarıp gitmeyeceğiz. Ve buradan da en ufak bir çıkarımız yok olamaz da. Bizim amacımız hakka hizmet, halka hizmettir. Başka bir amacımız yoktur. Öyle mi baba? Aynen öyle. Dedem burayı yaptırmak için öyle az uğraşmadı. Ter döktü, sıcakta, soğukta geldi. Bu mübareklerin yapılışını kontrol etti. Derken bu duruma getirdi. Biraz daha eksikleri var ama onlar da inşallah zamanla hallolacak. Yalnız köylü bu türbelerin kıymetini bilsin, gelsinler, ziyaret etsinler. En az haftada bir defa olsun gelsin, dualarını alsın, dua etsinler, yalvarsınlar. Allah'ın bunlar sevgili kuludur. Mümine la yamutun, mümin olan ölmez. Bu ebedelerinden, bu dünyadan ebedelere gider ve orada sevdikleriyle beraber dururlar. Ve ondan sonra sevdikleriyle beraber olurlar. Biz bunların sevgisini kazanırsak onlar bize görünür, bizimle gezerler, bizimle dost olurlar. Fakat biz onlara böyle dua etmesek, gelip ziyaret etmesek onlar bizi hiç tanımaz. Dostlar, ben burayı rüyamda gördüm. Rüyamda mübarek Düzgün Baba'nın burayı makam seçtiğini gördüm. Ve geldim bu makamı buraya yaptım. Artık gerisi de sevgili Karacuma köy halkına kalmıştır. Nasıl bilirlerse artık kendileri öyle yapsınlar. Bizden bu kadar. Ben şöyle dışarıdan da... Köye hediye etti. Köye hediye ettik biz burayı. Bura köye bir hediyedir bizden. Seher. Şunu beni bir çek kızım. Sen onu şöyle bir bırak bir. Gel beni bir çek şuradan. Tut açık şu anda kamerası. Şöyle karşıma geç. Biz burayı herhangi bir kendi çıkarımız